Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli körülmeler. İstiklal gündelik haberlerini görüşünlerine karşı alımız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarq Türkistan ve dünya gün tertifindeki en muhim haberlerini huzuruna sunumuz. Qınamsızlı Xitaylar ekranımız olsun. İtalya Xitayning bir belvağ bir yol sodi planından çekinip çıkmakçı. İtalya Xitayning atılmış bir belvağ bir yol sodi planından çekinip çıkışını oylaşıvatkan bulup, Xitay emeldarları bunun aldığını ilişki hareket kılgan. Xitay İtalya münasibeti bolsa buruluş noktasına duş gelgen. Amerika Avazı'nın 6. iyuldaki haberde bildirilişçe İtalya Başministeri Meloni hakimiyet beşiğe çıkandan bu yan İtalya hükümeti Xitay'nın atılmış bir belvağ bir yol sodi kilişimeden çekinip çıkış meselesini bahalaşka başlayan bulup, İtalya parlamentimi bu kilişimden çekiniş yaki çekinmeslik meselesini müzakir kılmakçı bolgan. Yakında Xitay emeldarlarının İtalya'ya kılgan köp qetimlik ziyareti İtalya taratqolarının dikkatini qozgan. Xitay Taşqi İşlar Ministerliği Avrupa İşleri Bölümünün müdiri Wang Lutong 5. ayda İtalya'nı ziyaret kılıp, atılmış bir belvaq bir yol sodi planı haqqıdaki kilişimini yenilaş doğrusudu söhbetleşken. 6. ayının ahırıda Xitay Kompartisi Merkezi Komiteti Xalqara Alaqı Bölümünün müdiri Liu Zhenchao Xitay Kompartisi vekiller ümükini başlap bir yürüş lobicilik faaliyetlerini kılgan ve bu jarayanda İtalya siyasi yolları ve sodigarları bilen körüşken. Xitay emeldarları yana İtalya'nın bir belvaq bir yol sodi planından çekinip çıkış meselesi de İtalya hükümetine agahlandırgan. Bildirilişçe yakında Xitay emeldarlarının İtalya'ya kılgan ziyaretinin asli maksadı aldı bilen İtalya taratqolları tarafından aşkarlanğan bulup, Xitay resmi taratqolları ziyaret ahırlaşkanda andın bu haberini ilan kılgan. Liu Zhenchao aldı bilen İtalya'nın şimalideki iqtisad merkezi Milan'a berip, Saudi cemiyetideki münasibetli kişiler bilen söhbetleşken ve Saudi münasibet zincirini buzuşku karıştırdığını bildirgen. Ma'lum bo'lishicha, Xi Jinping 2019 yili İtalya ziyareti jarayonida ikki davlat 5 yillik bir belvaq bir yol tushunish aslatmasi imzolagan. İtalya Xitay bilan atalmış bir belvaq bir yol sodi planini imzolagan 7 davlat guruhining birdan bir a'zosi bo'lib, Xitayning bu ufqiy diplomatik burilish hosil qilish harakati deb qaralgan. Xitay amaldorlari ilgari İtalya'nı Xitay bilan g'arb davlatlaridagi hamkorlik ulgisi deb qaralgan. Navbatda Yevropa ittifoqi Xitayni sistemalik raqobatchi deb bekitgan bo'lib, 2022 yili İtalya cho'ng saylamidan keyin İtalya hukumatining Xitayga bo'lgan maydonida burilish bo'lgan. Yevropa davlatlaridagi xatardan saqlanish orqa ko'rinishi ostida atalmış bir belvaq bir yol sodi planı tushunish aslatmasi yangilanmasligi mumkin bo'lib, bu İtalya bilan Xitay munosabatidagi burilish nuqtasi bo'lib qolishi mumkin ekan. Xitay jinoyatlarni yashirish uchun BDTda jiddiy harakatga o'tdi. Xitay rejimi Janvada atalmış Xitayning kishilik huquq ideyasi va amiliyati nomli tashviqot yig'ini tashkillab, Uyghur qiz ayollarini keng ko'lamli tutqun qilish, majburiy amgakka selib qirg'in qilish qatorliq jinoyatlardan tinib olishga urindi. Xitayning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan bostirish, jazo lagerlariga qamash, Uyghur ayollarini majburiy tug'mas qilish qatorliq irqiy qirg'inchilik siyosati guvohchilarining isbot berishi, tadqiqotchilarning dokumentlari orqali xalqaro jamiyatda kuchli g'ulg'ulik qo'zg'agan bir paytda, bunodan bearam bo'lgan Xitay rejimi har xil vositalar bilan jinoyatlarni davomli inkor qilishga urinmoqda. Xitay xalqaro to'g'rining xabarida bildirilishicha, BDT kishilik huquq kengashining 53-chi navbatlik yig'ini ochilgan paytda Xitay rejimi atalmish Xitay kishilik huquq tadqiqot jamiyati 3 iyul Janvadagi davlatlar sarayida atalmish Xitayning kishilik huquq ideyasi va amiliyati nomli soxta tashviqot yig'ini tashkillagan. Yig'inda so'z qilgan Lanzhou University siyosiy va xalqaro munosabat institutining lektori Lili Yang bazı garip taratqolarının haberleri daim kişiga Şinjan ayollarının birden bir salahiyeti acizlar topi, ziyankeşlikke uçurguçlar ve izilguçlar digendek bir xil hata tuyğu berdi. Lekin ben Şinjan'da görgen ahvallar onun aksiçe deb bildirilgan. Kuzatguçlar muhacirettiki Uyghur ayolları lagerden kutulup çıkan şahitlerinin Xitayning Uyghur ayollarını mecburi tuğmas kılgallıqı, Uyghur erlerige okşaş mecburi emgeki salgallıqı, ceza lagerlerge kamap kırgın kılgallıqı hakkıda bergen guvahlıq kişilik huquq tadqiqotchilari e'lon qilgan tadqiqot dokumentlari Xitay axborotlarida e'lon qilingan sonliq ma'lumotlarning Xitayning Uyg'ur ayollarini majburiy tug'mas qilish jinoyatining muhim isboti ekanligini, ammo Xitayning hiligarlik bilan yolg'on tashviqotlar orqali jinoyatini yashirishga urinayotganligini bildirishmoqda. Türk Devletleri Teşkilatı Başkatibi Avrupa İttifakı'da ziyaretli buldu.
Türk Devletleri Teşkilatı Başkatibi Başelçi Kubançıbek Ömür Aliyev Belgiyaning poytaxti Brüsseldagi Yevropa Ittifoqi organlarini ziyorat qildi. Turkiya Avaz radiosi xabarida bildirilishicha Türk Devletleri Teşkilatı Başkatibi Başelçi Kubançıbek Ömür Aliyev Türk Devletleri Teşkilatı bilan Yevropa Ittifoqi munosabatlarida puxta asos yaratish uchun Belgiyaning poytaxti Brüsseldagi Yevropa Ittifoqi organlarini ziyorat qildi. Türkiye'nin Avrupa İttifakı'da duruşluk daimi vekili Başelçi Faruk Kaymakçı, Türk Devletleri Teşkilatı Başkatibi Başelçi Kubançıbek Ömür Aliyev'nin Brüssel ziyareti münasibeti bilen ziyafet verdi. Ziyafetke Türk Devletleri Teşkilatı'na aza devletler ve küzetkücü devletlerinin başelçilerden sırtiyene Avrupa İttifakı Komiteti, Avrupa Parlamenti, Avrupa İttifakı Kenişi'nin vekilleri ve köpsendi mihmanlar katnaştı. Türk Devletleri Teşkilatı Başkatibi Başelçi Kubançıbek Ömür Aliyev ziyafet kılgan sözüde özünün Avrupa İttifakı organlarını ziyaret kılgan tüncü Türk Devletleri Teşkilatı Başkatibi ikenlikini bayan kılıp, bu ziyaret Türk Devletleri Teşkilatı'nın rayondaki hem halkara sahnedeki siyasi rolünün künsiri küçüğü vatkallıkının ifadesi doğru dedi. Ömür Aliyev növetçi reisliki mezgilide Türk Devletleri Teşkilatı Avrupa İttifakı münasibeti üçün puxta asas yaratış ve Avrupa İttifakı organları bilen hemkarlık ornutuşta tirişallık körüsüdüğallıkını bildirdi. O, Türk Devletleri Teşkilatı'na aza devletlerinin energiye bilen temelleş ve bihaterlik meselesi de muhim ornutuduğallıkını, cümleden Asya bilen Avrupa otursudaki muhim katnaştığını işkellikini takitlep, Türk Devletleri yarışarı açlık, energiye bihaterliki ve üzlüksüz mal bilen temelleşki kapaletli kılışkı teyyar dedi. Türkiye'nin Avrupa İttifakı'da duruşluk daimi vekili Kaymakçı Türk milletlerinin Uttur Asya ve Anadolu'da emez belki Ukrayna, Balkan rayonu ve Avrupa Katarlık kent coğrafilik rayonlarda mı varlığını eskertip Uttur Asya ve Türk dünyası Avrupa üçün bulup mu katnaş ve energiye katarlık sahaları üçün şundaklı tınışlık ve mukumluk üçün intayin muhim. Şu vecidin Türk Devletleri Teşkilatı'nın bir yusulda tihamı küçülük münasifet ornutuşunun şundaklı Avrupa İttifakı'nın Türk Devletleri Teşkilatı bilen tihamı yakşı ve kurulmalık münasifet ornutuşunun zürürlükü işinimiz dedi. Stoltenberg Erdoğan ve Şivisiya Başministeri bilen görüşüdü. Şimali Atlantik Ekti Teşkilatı Başkatibi Jens Stoltenberg, Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan ve Şivisiya Başministeri Oluf Kristersson bilen görüşüdü. Türkiye Avaz Radyosu haberde bildirilişe Şimali Atlantik Ekti Teşkilatı Başkatibi Jens Stoltenberg, Litvanya'nın paytaxtı Vilnius'ta çağırılan Şimali Atlantik Ekti Teşkilatı Başlıkları Yığını Harpısı'da Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan ve Şivisiya Başministeri Oluf Kristersson bilen görüşüdüğallıkını bildirdi. Stoltenberg 11 iyul Litvanya'nın paytaxtı Vilnius'ta başlandıgan 2 günlük Şimali Atlantik Ekti Teşkilatı Başlıkları Yığını Harpısı'da Türkiye bilen Şivisiya otursa'da Ali Dergilik Rehberler Uçuruşu'nun ışıkı aşırıldığallıkını takitlep, Düşenbe günü Litvanya'nın paytaxtı Vilnius'ta Prezident Recep Tayyip Erdoğan ve Şivisiya Başministeri Oluf Kristersson bilen görüşümen dedi. O, Türkiye'nin kanunluk bihaterlik endisinin varlığını Şimali Atlantik Ekti Teşkilatı'daki hiçkandak bir ihtibaktaş devletinin Türkiye'ye okşaş terörizmden ziyniğe uçurmağallıkını kayıt takitlep, PKK bir terörlük teşkilatıdır. Dervaka PKK Şimali Atlantik Ekti Teşkilatı'nın nurgun ihtibaktaş devletlerde teşkillik cinayetlerini elip vardı. Biz bugün Şivisiya'daki sot mahkemesinde çıkarılgan kararga okşaş, tihimi yıkından hemkarlaşıp, muhim kararlarını çıkaralışımız mümkün. Bu hem terörizmge karşı küreş cihettin, hem de teşkillik cinayetlerge karşı küreş cihettin yakşıdır. Bu Şimali Atlantik Ekti Teşkilatı'daki ihtibaktaş devletlerinin Türkiye'nin kanunluk bihaterlik endişilerge estaidil muameli kılıdığallıkıdın direk birudu elbette dedi. Stoltenberg, Şivisiya'nın koral-yarak eksporti çekilmelerini bekar kılıp, terörizmge karşı küreş meselesi de kanunga özgertişkir güzgarlikini, akbarat cihetin hemkarlaşkallıkını bayan kılıp, Şivisiya bilen Türkiye devlet bihaterlik organlarının tihimi çunkur hemkarlık ornutalaydıgallıkını ve bunun devamlaşıdıgallıkıga işindigallıkını kayıt kıldı. Stoltenberg hem tünügünkü uçuruşuş hem düşenbe günü Litvanya'nın paytaxtı Vilnius'ta Erdoğan ve Kristersson bilen işgı aşırıdığan uçuruşunun ıhtılapını hal kılışını maksat kıldığallıkını takitlep, Şimali Atlantik Ekti Teşkilatı da hemişi devamlaştırıp kilovatkınımızdak ıhtılaplarını tügütüşünün birden bir yolu kengişiş hem meslehetleşiştir. Yığında yakşı ilgirleşlerini kolgu keltirdik. Kilerepte Şimali Atlantik Ekti Teşkilatı başlıklar yığını da aktif kararı çıkışı mümkün. Hemimiz Şivisiya'nın Şimali Atlantik Ekti Teşkilatı Aza buluş iltimasının imkan kadar tiz tasdiqlanishi meselesi de birdeklik hasıl kıldı, dedi.
Hakan Fidan Şivisiya hakkında toxtaldı. Türkiye Taşkı İşler Ministeri Hakan Fidan terörlük teşkilatları Şivisiya'da terörlük faaliyetlerini toxtatmasa, kanun özgertişinin hiç kandak ehmiyetinin yokluğunu etti. Türkiye Avaz Radyosu haberde bildirilişe Taşkı İşler Ministeri Hakan Fidan tünügün Şimali Atlantik Ehdi Teşkilatı'nın Bilgiye'nin paytaxtı Brüssel'deki karargahide çakırılgan Türkiye, Finlandiya, Şivisiya Birleşme Mekanizm yığındın kiyin bayanat ilan kıldı. Minister Fidan yığında tereplerinin Finlandiya bilen Şivisiya'nın bulup mu terörizmge karşı küreş meselesi de Madrid'de çakırılgan Şimali Atlantik Ehdi Teşkilatı başlıkları yığında imzalanan üç terep kilişim lahisi asasıda taşlavatkan kademlerinin közden keçürülgelikini takitlep Şimali Atlantik Ehdi Teşkilatı'a aza buluşunu arzu kılıdığan devletlerinin terörizmge karşı küreş meselesi de kat'i pozisiya tutuşu tolumu zörür dedi. O yana Şivisiya kanunga özgertiş kirgizüş meselesi de kadem taşladı. Ama bu kademler ameliyette eks ettirilişi gerek. Üç taraf kilişim lahisiga kat'i emel kılınışı şart digerlerini takitledi. Hakan Fidan Şimali Atlantik Ehdi Teşkilatı'a aza buluş üçün aza bulguşu İttifaqdaş devletlerinin Türkiye'ye herbi eşya eksport kılıştaki imbargolar ve çeklimlerge hadimi verişi gereklikini eskertiş bilen bir vakitte Şivisiya'daki terörlük teşkilatlarının terörlük faaliyetlerinin devamlı vatkanlığını takitle eğer bölgünçü terörlük teşkilatı PKK, Fethullahçı terörlük teşkilatı Katarlık terörlük teşkilatları ve bularga çetişlik kumaştılar Şivisiya köçülerde namayışlarını devamlaştırırsa, teşkilatlarga hizmetçi kubul kılalısa, iktisadi menbelerge erişelise, ondakta kanun özgertişinin Türkiye'ye nispeten hiç kandak ehmiyeti yok dedi. Hakan Fidan sözü giyene, undan başka kurban heyetimizden birinci günü milyardlıgan Müslümanlarının mukaddes kitabı bulgan Kur'an-ı Kerim'ge şermendilerce hücum kılınışıgı yol kuyuluşu kat'i sel karışımızga bolmaydıgan ehvaldır. Onun üstüge bu tuncu kıtımlık iş mu emez. Terörlük teşkilatlarının ışığı yaraydıgan hareketlerge ruhsat kılgan bir devletnin terörizmge karşı küreşge kandak tökip kuşudugallıqı meselesi talaş tartış payda kılmaqta digerlerini ilave kıldı. Hürmetli görmelerimiz, şuna kılıp bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ertki programda görüşkice aman bu gayetler. Selamun aleyküm ve rahmetullah.